Sevgili öğrencilerim, merhabalar. Bugün sizlerle ses bilgisi konusundan soru çözeceğiz birlikte. Birinci sorudan başlıyorum. Birinci sorumuzda ses olayı hakkında bir ses olayı hakkında tanımlama yapmış, onu okuyorum. Son hecesine dar ünlü ı, i, u, ü bulunan iki heceli sözcükler ünlüyle başlayan biri kaldığında son hecedeki dar ünlü düşer. Bu ses olayına ünlü düşmesi denir. Örneğin boyun sözcüğüne un eki getirildiğinde sözcük boyunum şeklinde değil, boyunum şeklinde yazılır demiş. Buna göre altı çizili kelimeler veriyor. Dizelerinde numaralanmış sözcüklerin hangisinde ünü düşmesi vardır demiş. Tek tek gidelim, şıkları tek tek kontrol ederek gidelim. Yolcu kelimesine bakıyorum. Yoldan yolcu olmuş, hiçbir ses olayı olmadığı için A şıkkını direkt eliyorum. Devrim kelimesi demiş. Devrim kelimesinin ilk hali devirdir. Devirden devre olduğu için arkadaşlar cevabımız bu. B şıkkı. Ama diğerlerini de kontrol ediyorum. C şıkkına baktığımda yığmaktan yığın olmuş ve herhangi bir ses olayımız yok. C şıkkını da eliyorum. Soruyu garantiliyorum bu yöntemle. Kalbinin kelimesinde bir ses olayımız var ama ünlü düşmesi yok. Kalp sonu P ile bitmiş, ünlüyle başlayan bir ek gelmiş ve burada ünsüz değişim yani ünsüz yumuşaması olmuş. D şıkkımıza gitti. Cevabımız kesinlikle B şıkkı, garantiledik soruyu. Dördüncü soruda ise süreksiz sert ünsüzlerle P, Ç, T, K biten bir sözcüğe ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde sözcüğün sonundaki sert ünsüz yumuşar diyor. Bu ses olayına ünsüz yumuşaması ya da ünsüz değişimi denir. Örneğin börek sözcüğüne i eki getirildiğinde böreki yerine K harfi yumuşak G harfine dönüşür. Yani böreği olur diyor. Bu açıklamaya göre diyor, kitap sözcüğüne aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse sözcükte ünsüz yumuşaması meydana gelir. Tek tek yine şıklardan bakıyorum. Kitap, kitap tam olmuş. Kitabın sonunda P ünsüzü var. Fıstıkçı şahap ünsüzlerinden yani ünsüz benzeşmesi var. Devam ediyorum. Kitap, çı. Yine P harfi var. Yine fıstıkçı şahap ünsüzü olduğu için C, Ç'ye dönüştü. Kitap Çı oldu. Yani yine ünsüz benzeşmesi var. Devam ediyorum. Kitap eki getiriyorum. Kitapın yerine ne olması lazım arkadaşlar? Burada verildiği gibi P harfimiz B harfine dönüşecek ve kitabı olacak. Yani cevabımız C şıkkı. Kitaplık denildiğinde de hiçbir ses olayı yok. Burada size bir ayrıntı vermek istiyorum. Ünsüz benzeşmesiyle ünsüz yumuşamasının ayrımı arkadaşlar şu şekilde de yapılabiliyor. Şimdi ünsüz benzeşmesinde getirilen ekte değişim olur. Mesela kitap, kitap tan olur. Dan harfindeki D harfi değişir. Ama ünsüz yumuşamasındaki ses olayı arkadaşlar kelimenin içinde olacak. Yani kitapım yerine kitabım olacak. Fark ettiyseniz kitap kelimesi kitap halinde değil artık. Kitap haline geldi. Tekrar ediyorum. Ünsüz benzeşmesi kelimeye getirilen ekte olur değişim. Ünsüz yumuşaması kelimenin içinde oluyor değişim. Devam edelim. Türkçede düz geniş ünlülerle a e ile biten fiillere yörüki getirildiğinde fiilin sonundaki düz geniş ünlüler daralarak ı, i, u, ü ünlülerine dönüşüp bu ses olayına da ünlü daralması deniliyormuş. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili fiillerden hangisine yörüki getirilirse fiilde ünlü daralması meydana gelmez demiş. İlk hallerine bakmamız lazım. Mesela beklemek fiili. Bekliyor mu deriz arkadaşlar? Bekliyor mu deriz? Bekliyor deriz. Yani şu, yor ekinden önceki e harfi i ünlüsüne dönüşüyor. Bekliyor oluyor. Devam ediyorum. A şıkkında var, eledim. B şıkkına baktım. Arıyor mu deriz? Arıyor mu deriz? Yine yordan önceki a harfi i ünlüsüne dönüşüyor. Devam ediyorum. Yemekten sonra bir dilim tatlı yiyor mu deriz? Yiyor mu deriz? Yine yordan önceki e ünlüsü i'den ünlüsüne dönüşüyor arkadaşlar. Cevabım D şıkkı. Neden olmuyor bakalım. Yapıyor. Yapıyor. Orada bir I harfi var. Daralmış gibi duruyor ama köküm yap. Yapa değil. Yapıyor, yapıyor değil. Yapmaktan yapıyor olacak. Oradaki I harfi arkadaşlar
yardımcı ünlü. İki ünsüz arasına gelen yardımcı ünlümüz. Tekrar ediyorum, cevabımız D şıkkı. Beşinci soruda süreksiz sert ünsüzlerden PCTK1 ile biten bazı tek heceli sözcüklerden sonra ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde ünsüz yumuşaması meydana gelmez. Örneğin tip sözcüğüne ineki getirilince P sesi B'ye dönüşmez diyor. Aşağıdaki altı cinsi sözcüklerden hangisi bu açıklamaya örnek olamaz? Yani olması gerekiyor diyor. Bazılarında oluyormuş, olması gerekeni bulacağız. Bir olanlara gelelim. Şimdi bu kadar yükü, yükü aynı halde duruyor. Yumuşama olmamış. İç, için yine yumuşama olmamış. Katı yine yumuşama olmamış. Öğrencilerin çoğu demiş. Çok, çoku. Çoku olmayacağına göre arkadaşlar yine ne olmuş? Yumuşama olmuş. Cevabımız adam. Şehir sözcüğünü oluşturan kutular aşağıdakilerin hangisine verilen ekle birleştirilirse okla gösterilen i kutusunun sözcükten atılması gerekir demiş. Bakalım. Yani biz burada ne arıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Ünlü düşmesi arıyoruz. Şehirler, şehirde, şehirdir. Yine kelimen kök halinde duruyor. Ama im eki getirdiğinde şehrim dediğim zaman şehir diyemeyeceğimize göre ne olması gerekiyor arkadaşlar? Şehri. Yani ünlü düşmemiz B şıkkında olduğu için cevabımız B şıkkıdır. Türkçede sert ünsüzlerde yani ünlü bildiğimiz bir tanımlamamız var ya bizim fıstıkçı şahap ünsüzleri. Fıstıkçı şahap içinde geçen söz grubunun içinde geçen ünsüzlerimizle biten F, S, T, K, Ç, Ş, H, P. Biriyle biten bir sözcüğe C, D, G yumuşak ünsüzleriyle başlayan bir ek geldiğinde ekin başındaki C sesi Ç'ye, D sesi T'ye, G sesi ise K'ye dönüşür. Bu ses olayına ünsüz benzeşmesi ya da sertleşmesi denir. Buna göre aşağıdaki sözcüklerin hangisi C, C ekini alırsa ünsüz benzeşmesi meydana gelmez diyor. Tek tek bakalım arkadaşlar. Büyük. Sonunda ne var? K ünsüzü, fıstıkçı şahap ünsüzü büyükçe olmuş var. Rahat. T, fıstıkçı şahap ünsüzü rahatça olmuş var. Yavaş. Ş, fıstıkçı şahap ünsüzü yavaşça olmuş yine var. Ama bakıyorum sakin. N harfi. Fıstıkçı şahap ünsüzlerinden herhangi birinin olmadığı için cevabım kesinlikle C şıkkı. Devam ediyoruz. Yabancı dillerden dilimize giren bazı sözcükler ünlüyle başlayan ek aldığında ya da ekmek, olmak gibi fiille birleştiğinde sözcüğün sonundaki ünsüzden bir tane daha türermiş. Bu ses olayına ünsüz türemesi denir diyor. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde buna ünsüz türemesi de aynı zamanda ünsüz ikizlenmesi de deniliyor arkadaşlar. Örneğin hat sözcüğü ı ekini alınca hattı şeklinde yazılır. Burada t ünsüzü türemiştir demiş. Aşağıdaki altıcı sözcüklerden hangisi bu açıklamaya örnek olamaz? Bakalım tek tek bakıyoruz. Yapılan bütün iş tekliflerini reddetti. Şuradaki iki ünsüzümüz aynı cins diyoruz biz bunlara. D harfi. Devam ediyorum. Affı. F ünsüzleri aynı cins. Ünsüz ikizlenmesi. Devam ediyorum. 50. 50. 50 zaten nedir arkadaşlar? Kök halindedir. Burada bir şey yok. Yani çeldirmiş bizi. İki aynı cins ünsüzü gördük ya. Öyle bir şey yapmaya çalışmış ama kesinlikle değil. Kelime zaten kök halinde. Devam ediyorum. His. Hissi olmuş. Yine ünsüz türemesi yani ünsüz ikizlenmesi var. Cevabım kesinlikle C şıkkı. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerde yer alan ses olayları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diye sormuş. Hemen dizelerdeki altı çizili kelimelere bakıyorum. Seni boydan boya sevmişim ta Edirne'ye kadar Kars'tan. Taşını toprağını yiğidini fırsat buldukça ölmüşüm. İlk kelimeme bakıyorum. Kars. S. Fıstıkçı şahap ünsüzlerinden biri. S'den sonra dan. Ekindeki D harfi neye dönüşecek arkadaşlar? T'ye. Ünsüz benzeşmesi. Yani ünsüz sertleşmesi. Şıklara bakıyorum. B'de yok. C'de yok. D'de yok. Cevabım Adana gibi duruyor. Ama kontrol etmen lazım. Devam ediyorum. Yiğit. Sonu T ile bitti. Ünlüyle başlayan bir ek getiriyoruz. Ve yumuşayacak arkadaşlar. T
TN'ye dönüşmüş, D'ye 7. Yani cevabı kesinlikle nedir arkadaşlar? Adana ünsüz benzeşmesi, ünsüz yumuşaması. Devam ediyorum. Bu topraktan biriydi. Adı Orhan Veli'ydi. Elleri dost omzunda, yaşamak kaderiydi. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerle yer alan ses olayları aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Tek tek bakalım. Topraktan, toprak, K harfi. Fıstıkçı şampiyonu üzerinden, ondan sonra gelen D harfi neye dönüşecek? T harfine. Topraktan ünsüz benzeşmesi. Şıklara bakıyorum. Adana gibi duruyor. Devam ediyorum. Omuzu. Omuzu kelimesinin ilk hali omuzdur. Ne olmuş arkadaşlar? Omuz, omuzu. Ünlü düşmesi olmuş. Cevabı kesinlikle A şıkkı oldu. Devam edelim. Aşağıdaki altı çizgi sözcüklerin hangisinde ünsüz türemesi vardır demiş. Sabah fıstıkçı şampiyonu üzerinden biri C harfi Ç'ye dönüşmüş. Sabahçı olmuş. Ünsüz benzeşmesi var. Cevabı B harfi. B şıkkı hakkı olmuş. Ünsüz türemesi var. Kesinlikle cevabım B şıkkı ama diğerlerini kontrol etmeden geçmiyoruz. Saat sonu T ile bitmiş. Fıstıkçı şarkı ünsüzü. Saat T olmuş arkadaşlar. Burada da ünsüz benzeşmesi var. Ağaç Ç ile bitiyor. Ünlüyle başlayan bir yere kalıyor. Ne olacak arkadaşlar? Kelimenin kökünde yumuşama olacak. Ağacın olmuş. Ünsüz yumuşaması olmuş. Cevabım kesinlikle ne oldu? B şıkkı. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Öncüllü olduğu için tek tek bence şıkları deneyelim. A şıkkı birinci sözcükte ünsüz türemesi vardı. Bakıyorum. Sorardım sır, sırrı olmuş. Evet ünsüz türemesi var. Ünsüz ikizlenmesi. Aynı tür iki ünsüzün yan yana gelmesi. A şıkkı doğru. Devam ediyorum. İkinci sözcükte ünlü düşmesi vardı. İkinci sözcüğe bakıyorum. Gönlüm. Gönlüm kelimesinin ilk hali nedir? Gönül. Gönül ne olmuş arkadaşlar? Ek alırken ünlümüz düşmüş. Gönülüm yerine gönlüm olmuş. Evet ünlü düşmesi var. Sevinç. Sevinç kelimesi arkadaşlar. Ünlüyle başlayan biri kalmış. Ne olmuş? Sevinci olmuş. Ünsüz yumuşamamız var. Doğru. Dördüncü sözcükte ünsüz benzeşmesi vardır. Değişmekten değişen kelimemizde arkadaşlar hiçbir ses olayımız yoktur. Cevabımız kesinlikle denizlidir. Ve son sorumuz arkadaşlar. 12. sorumuz. Aşağıdaki altı çizgi sözcüklerin hangisinde yay ayraç içinde verilen ses olayı yoktur demiş. Yani kontrol edeceğiz. Doğru mu değil mi? Affetmek büyüklüktür demek aklına gelmedi mi? Aklına kelimesi de bir düşmesi arıyoruz. Aklı. İlk hali nedir arkadaşlar? Akıl. Akıl ne olmuş? Aklı olmuş. Ünlümüz düşmüş doğru. A şıkkını eliyorum. B şıkkı bu yıl kuşlar göçmüyormuş sıcak ülkelere. Göçmüyormuş. Göçmüyormuş arkadaşlar. Göçüyormuş, göçmüyormuş. Orada bir mema olumsuzluk eki var. Yor eki gelmiş ve yine ünlü daralması olmuş. B şıkkı da gitti. Düşünce dünyamızın gelişmesi için seçkin eserler okumalıyız. Seç. Ç harfi. Fıstıkçı şampiyonu üzerinden G harfi neye dönüşmüş arkadaşlar? K harfine. Yani ünsüz benzeşmesi olmuş. Devam ediyorum. Cevabım D gibi. Ama kontrol etmem gerekiyor. Al bayrağın gölgesinde korkusuzca büyüsünler. Ünsüz yumuşaması vardır diyor. Bakalım. Korkmaktan korku. Korku, korkusuz. Korkusuzca. Hiçbir ses olayımız olmadığı için arkadaşlar burada ünsüz yumuşamamız yok. Kesinlikle cevabımız Denizli'dir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.